Çocukluğumda astımdan dolayı evden bile dışarıya çıkamıyordum. Hatta nefes bile alamıyordum. Tek hatırladığım Yunusları ve olimpiyatları izlerken gözlerimin dolduğu. Bir okul gezisinde antrenörümüz suyun altından nefes tutmamızı istedi. Ve ben suyun altına girdiğimde bir anda büyülü bir dünyaya daldım. Yer çekimi yok, ses yok ve orada kendimi evimde gibi hissettim. Ailem başta çok endişeliydi. Fakat su altı öyle bir tutkuya dönüştü ki artık ondan başka yol yoktu. Anneannem hala çok endişeli. Bu sefer son değil mi diyor. Ve ben ona her seferinde evet son kez dalış yapıyorum, bırakacağım diyorum. Ama hala bırakamadım. Tamam. Ben de seni çok yapıyorum. Tamam anneanne. Astımı tamamen yenmiş değilim. Fakat benim içimdeki tutku astımdan daha güçlü. O yüzden tutkumun peşinde koşabiliyorum. Dalışlarımın birisinde tüm yıl boyunca 100 metreyi geçmek için çalıştım ve o dalış canlı yayında verilecekti. Tüm gözler üzerimdeydi ve ben çok heyecanlandım. Çok iyi konsantre olamadım ve son metrelerde çıkarken bir baygınlık yaşadım. Böylece dalış geçersiz sayıldı ve başarısız oldum. Fakat bu dalış sonrası insanların rekor kırıp kırmamamla çok ilgilenmediğini, benim hedefimin de aslında rekorlardan çok daha büyük olduğunu, denenmemişi denemek, limitleri zorlamak ve bunları yaparken de daha fazla insanla buluşmak olduğunu fark ettim. Başarısız olma cesaretini almak gerekiyormuş bazen ve şimdi çok daha korkusuzum. Bazen annelerden mesaj alıyorum. Kızım senin sayende yüzmeye başladı, senin gibi olmak istiyor, deniz kızı gibi yüzmek istiyor diye. Sık karnını, devam. Son 15 saniye, ben de yapıyorum. Benim yaşamımın su ve nefesle değiştiği gibi başka yaşamların da değişmesini istiyorum. Ve bunun bir parçası olabilmek benim için çok kıymetli. Ben Şahika Ercüman ve işte dünyama böyle yön veriyorum.